Evet arkadaşlar YouTube'da en çok konuşulan Forex robotunu şu anda aldım. Biraz sonra kuracağım. Beraber inceleyelim. Bakalım söylendiği gibi çok fazla para kazandırıyor mu? Arkadaşlar her zaman olduğu gibi videoya geçmeden önce Kasım ayı GAN teknik çizim kayıtları devam ediyor. Ama son 10 kişi kontenjan kaldı. Bu ayı 35 kişiyle kapatıyoruz. Eğer sen de ders almak istiyorsan aşağıdaki linke tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsin. Şu anda Forex robotunu kurdum arkadaşlar. 1880 seviyelerinden bir tane alış yaptı. Heyecanlıyım beraber izleyelim. 005 mikro lot işlem açılışını yaptı. Aşağılara doğru 2 tane 3 tane daha pozisyon açtı arkadaşlar. Ama hala aynı seviyelerde dolanıyor. Bakalım ne olacak? Biraz daha yükseldi. Şu anda 1881 seviyesinde arkadaşlar güzel ilerliyor. 15 dakika daha geçti. Biraz daha yükseldi arkadaşlar. Şu anda tüm pozisyonlar karda. Aşağıda gördüğünüz gibi 20 dolar, 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar karda. Güzel gidiyor. Sanki söylendiği gibi bu Forex robotu çok kazandırıyor. Şu anda hala aynı seviyede. Biraz daha çıktı arkadaşlar. Stop losslar hemen aşağıda çok yakında. Biraz aşağı düşerse patlayacak. Bir dakikalık bunlarda arkadaşlar. Bakalım söylendiği gibi gerçekten de kazandırıyor mu? Şu anda aşağıdaki 4 tane pozisyonda karda ilerliyoruz. Evet karlar arttı. 0.05'ten 3 tane 4 tane alışımız var. 30 dolar, 30 dolar, 20 dolar. En yukarıya bir tane şimdi pozisyon açtı. Bakalım o da karda devam edecek mi? Pek çoğumuz biraz önce gördüğünüz heyecanlı genç gibi Forex robotu almıştır. Ve bunun üstüne şansa kazanmıştır. Ve kazandığını görüp eğer 1000 dolar fonladıysa bir 1000 dolar daha fonlamıştır. Ve sonrasında hazin son, vazgeçilmez son tüm parasını kaybetmiştir. Peki bu forex robotların hepsi mi kaybediyor? Hiç kazananı yok mu? E kazananı varsa ben buna nasıl ulaşabilirim? Bu soruları hepimiz soruyoruz kendi kendimize ve her zaman bir forex robotu arayışı içerisindeyiz. Hadi gelin bu konuyu beraberce detaylı konuşalım. Arkadaşlar Öncelikli olarak bu videoyu çekme amacım aslında ben robot satmıyorum. Kahin bir robot değil. Kahin robot olarak sadece ben belirli zamanlarda Arge çalışmalarım için platformu daha fazla geliştirirsek nasıl oluru görmek için robot işlemler açıyorum. Zaten Instagram'da Kahin işlemler olarak görebilirsiniz. Şimdi ben bunu geçen videolarda da anlattım. Kain işlemler benim %10, %20, bazen %30, %40 müdahalemle birlikte kâra kadar çıkıyor. Çünkü ben onun işlem açtığı yerin güzel bir yer mi yoksa kötü bir yer mi olduğunu biliyorum, anlıyorum. Eğer kötü bir yerse daha işlemler başlamadan belki gece açmış, asya seansında çok fazla hareket etmemiş, gün içerisinde daha kırılım yaşamadan işlemi kapatıyorum. Ve büyük olasılıkla o işlem zarara gidecek işlem oluyor. Ya da işlemler 1000 dolar, 1200 dolar kâra kadar geliyor. Ben burada pek çok işlemi erkenden karda kapatıyorum. Böylelikle şunu görüyorum. Bir deneme hesabı, bir kontrol hesabı ile birlikte ikisini karşılaştırdığımda deneme hesabında karlar kendi kendine giderken ve hiçbir şekilde müdahalem olmadığında 1200 dolarlardan eksi 500 dolarlara kadar geliyor. Ve sonuç arkadaşlar kahin robot çalışmıyor. Ama benim %20 %30 müdahalem olduğunda bununla birlikte pozisyonları döndürebildiğimde o robot başarılı oluyor. Yani ortada bir robot yok arkadaşlar. Ve hiçbir zaman Satılık olmayacak. Zaten bunu satmak ya da satmamak benim kararım değil. Arkada çalışan arkadaşlarım var. Ben satmak istesem dahi arkadaşlarım satmak istemeyecektir. Çünkü onlar da şu anda kahinin bir insan gibi pozisyon döndüremeyeceğini biliyorlar. Gördüğünüz gibi Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Bilgi içerikli Reels paylaşımları yapıyorum. Umarım takip ediyorsundur. Tabi hayalimde kahini bir robot yapmak var. Ama bu robotu vakti zamanı gelince sadece ben kullanırım ya da belki bir portföy yöneticisi olarak bir kurumla beraber kullanırız. O zamana gelene kadar bakarız, düşünürüz. Ama şu anda kahin adımlarını yeni atan bir bebek gibi hiçbir şekilde robot olarak kullanamaz arkadaşlar. Amacım da şu var: gerçekten bir insan gibi pozisyon çevirebilsin. Yani benim müdahalem olmadan bu işlemi açtım ama. Bu işlem zarara gidecek deyip kapatabilsin. Ya da bak bu işlem çok güzel. Bu işlemi karda kanaldan çıkışını gördüm. Karda kademeler de ekleyebilirim şimdi deyip benim yaptığım gibi karda kademeler eklesin. Ya da karda kademeler ekleyebildiği gibi aynı zamanda risk alabilsin. Riskli işlemleri görüp anlık yakın stop losslar. nasıl biz derslerde yakın stop loss kullanıyoruz riskli işlemlerde bunu yapabilsin ya da bu güvenli bir işlemdesin stop lossunu açsın ödül oranını da gerekirse kısarak kendi inisiyatifinde pozisyonlar döndürebilsin. Bu aşamaya gelene kadar ben kahine robot demem. Zaten bu aşamaya gelince de artık robot olmaz. Yapay zeka olur. Gelelim piyasadaki robotlara. Arkadaşlar piyasada herkesin ulaşabileceği pek çok robot var. Ama size çok basit olarak bu robotların neden çalışamayacağını anlatmaya çalışacağım. Şimdi Forex'te görmüş olduğunuz gibi bir sürü dalga var. Günlükte baktığımızda da bir sürü dalga var. Haftalıkta baktığımızda da var. Saatlikte de var. 4 saatlikte de var. Ve bunlar belirli bir düzen içerisinde değil. Yani iki ileri gidip bir geri gitmiyor. Ve her zaman mehtar marşı gibi bu orantıda sistematik hareket etmiyor. Sonsuz olasılıkta karmaşık hareketleri var. Şimdi bu sonsuz olasılıkta karmaşık hareketlerini anlayabilmek için benim iki ema kesişimiyle birlikte bak bunlar şöyle olduğunda al, bunlar böyle olduğunda sat dediğim robot çalışır mı arkadaşlar? Ya da bunun benzeri mantıkta olan bir robot çalışır mı? Asla çalışmaz. Sen indikatörleri ne kadar çok ayarlarını yaparsan yap. Ne kadar time frame ayarlarını, ince ayarlarına girip çıkmaya çalışırsan çalış. Hiçbir şekilde, hiçbir ayarda, hiçbir Fibonacci'de, hiçbir indikatörde bu ayarları tutturamayacaksın. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün çalışıyormuş gibi görünecek ama çalışmayacak. Hatta back testine bakacaksın, mükemmel çalışıyormuşsun gibi göreceksin ama yine çalışmayacaksın. Gerçek datalarda işlemleri yaptığında hiçbir zaman sana getiri getirmeyecek. Çünkü Forex'te dalgalar, mumların trendleri ölçülebilirliği üzerinde çalışmadım. Zaten bir kişi arkadaşlar diyelim ki makine mühendisiyim, amatör bir yazılımcıyım. Forex tutkunu bir gencim. 3-5 kodlama biliyorum. Ben tek başıma asla profesyonel çalışan bana kazanç sağlayabilecek bir algoritma ya da bir forex robotu yazamam. Peki bu iş nasıl olur? Arkadaşlar bankalarda ya da küresel ölçekte çalışan hedge fonlarda bu iş şöyle oluyor. O robot çalışmadan önce yıllarca bir arge tasarımı oluyor. Arka planda 20-30 kişilik bir mühendis takımı oluyor. Ve bu mühendisler her biri kendi alanında uzman. Sadece MQL4 kodlama sadece Pine Secret kodlama gibi basit şeyler değildi. İşte kimisi e, istatistik profesörü oluyor, kimisi matematik profesörü oluyor ve bunlar bir araya gelerek bir ürün yöneticisiyle birlikte projeyi hazırlıyorlar ve her türlü piyasa koşulunda back testlerini yapıyorlar. Sonrasında tekrardan bu ürün revizeye gidiyor ve bu süre arkadaşlar ortalama bir yılda Yüz binlerce dolar masrafla birlikte ortaya ürün çıkıyor. Şimdi sen de evde tek başına oturmuş buradan bir arkadaşın birinin Alman robotu dedi, işte sniper robotu dediği bir robotu alıp para kazanacaksın. Zaten öyle bir robotu bir bankadaki gibi çalışan profesyonel bir robotu sana vermezler. Sen ona ulaşamazsın. Çalışabilen bir robot varsa sen onu hiçbir zaman kullanamayacaksın. Çünkü çalışan robotu sana vermezler arkadaşım. O robot senin paranı hedge fon olarak değerlendirir. Hesap kesim ücretini alır profesyonel olarak. Ve risk bildirgesiyle birlikte sana düşeni alırsın. Ve böylelikle robotu görmeden sen, sen kendi payına olanı alarak karını görmüş olursun. Peki piyasada en çok kaybettiren forex robotu türleri nelerdir? Şöyle birazcık araştırdım. Şunları buldum arkadaşlar. Birincisi kendi gözlerimle gördüğüm her yerde bulabileceğiniz martingale işlemi açan robotlar. Bu robotların şöyle bir mantığı var. Her düştüğünde tekrardan pozisyon açar. Belli bir yerde bir kırılımda bir pivot noktada işlemi açar. Ama diyelim ki 001 pozisyon işlem açtık ve satış pozisyonu. Bunlar yükselmeye başladı. 1 birim, 2 birim, 5 birim yükseldi. Öngördüğü aralıkta yükseldikten sonra stop olmak yerine geçmiş 001'in 2 katı 002 olarak bir pozisyon daha açar. Zaman ilerledi. 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim yükseldi. Sonrasında geçmiş işlemin iki katı olarak pozisyon açar. Yani 002 pozisyonumuz vardı. Bu pozisyonu 004 olarak açar. Bakın hala stop olmuyoruz. Ve paramız hızlıca erimeye ve zararlarımız hızlıca artmaya devam ediyor. Lotlar katlanarak artıyor. Zaten bir de kaldıraç var. Kaldıraçla birlikte zararlar aşağıdan yukarıya doğru daha da hızlı artıyor. Son pozisyon. Bir pozisyon daha ekledi. 0.04'ün üstüne 4 birim daha çıktı. 0.8 oldu arkadaşlar. Ve zaten biraz daha çıktığında hesap patlamış oldu. Bu robotların hepsi tamamen şansa para kazandırır arkadaşlar. Hiçbir şekilde bilimsel ölçülebilirlik bir yanı yok. Ne de olsa trend bir yerden dönecek. Döndüğü zaman da ben Zaten zararımı öngörerek katlayarak yukarılardan pozisyon çevirmeye çalıştığım için zaten en ufak trend dönüşünde 0'a 0 pozisyondan çıkarım. Mantığıyla birlikte sürekli katlayarak üstüne pozisyonlar açar. O yüzden eğer böyle bir robot görürseniz siz kullanmasanız bile yanınızda, sağınızda, sonunda bir arkadaşınız kullanıyorsa uyarın arkadaşlar. %100 garantili para kaybetme. Piyasada ikinci olarak en fazla kullanılan Forex robotu ise yapabileceğimiz en basit şey indikatörler, emalar birbirine iyice eşleştirip robot yapmaya çalışmak. Zaten robot yapmak çok kolay. TradingView, Metatrader4 çok kolay arkadaşlar. Yani oturup 2 saat 3 saat çalıştırdığınızda artık siz de robot yapabiliyor oluyorsunuz. Ama robot yapabiliyorum demek ben para kazanabiliyorum demek değil arkadaşlar. %100 para kaybetme garantili robotlar yapabilirsiniz. Şimdi 2 dakika sadece Google'a Forex Robot Trend yazdım arkadaşlar. Ve karşıma çıkan ilk görseli gösteriyorum size. Yine piyasada çok kullanılan gördüğünüz gibi üzerinde emalar benzeri buy sell mumları var. Örneğin yatay bir enstrüman yataya bağlamış aynı band hareketinde alış emri veriyor. Sonrasında yukarıya doğru çıkıyor ama indikatör odaklı arkadaşlar bakın Yukarıya doğru çıktıktan sonra en tepe mum geliyor ve sonrasında kırmızı mum yanıyor. Burada ince ayrıntı şu arkadaşlar. Boyama dediğimiz şey oluyor. Bu kırmızı mum, kırmızı satış oku. Eğer peşi sıra gelen mum yukarı doğru çıkarsa satışı tamamen yukarıya doğru devam ettirerek alış olarak alışın devamı olarak bize gösterecek. Ama biz şunu görüyoruz. Çok güzel bir şekilde alıştrendi geldi ve tepeden gördü, hesapladı, satışa doğru geldi. Dikkat etmemiz gereken ayrıntı şu arkadaşlar. Tam tepede ve tam dipte trend dönüşü yaparken yeşil ve mavi oklar yanmaya başlar. Ta ki trend sabitlenene kadar. Biz buna boyama diyoruz. Yani şu anda aşağıda buy moon var buy oku açmış buy oku açtıktan sonra pipsleri sayıyor yukarı doğru gidecek ama onun öncesinde hemen öncesinde mumlar yan yana açarken eminim ki 3 defa 4 defa satış alış satış alış oku şeklinde yanmıştır sonrasında biz şunu görüyoruz evet zaten aşağıda trend sabitlendi yukarıya sabit bir alış e, oku geldi ve 15 pips trend yukarı kadar gitti. Bakın 15 pips kazandım. Arka planda düşüncem bu. 17 pips kazandım. 25 pips kazandım. Şu geçmişe bakınca mükemmel çalışıyor gibi gözüküyor. Ben bu robotu 5000 liraya aldım da hayalim şu. Evet kendi kendine para kazanacak ya da otomatik olarak işlemi girip çıkmasa da bana sinyal gönderecek. Ben alacağım çıkacağım alacağım çıkacağım paraları koyacağım. Ama %100 para kaybetme garantili arkadaşlar bunların hepsi. Bu videoda özetle anlatmaya çalıştığım Arkadaşlar ben hiçbir şekilde robot satmıyorum ve asla satmayacağım. Bunun yanı sıra piyasadaki robotların neden çalışmadığını ve en çok satılan robotların arka planındaki çalışma mantığının neler olduğunu anlatmaya çalıştım. Aslında bu söylediklerim dışında yüzlerce farklı çalışma prensibinde olan robotlar var ama Hangi yolda olursa olsun, hangi çalışma prensibinde olursa olsun hiçbir robot çalışmayacaktır. Dediğim gibi bir takım oluşması lazım. Bir mühendis takımının oluşması lazım. Bunun yanı sıra bir teknolojinin arka planı, bir bulutun, bilgisayar yatırımlarının olması lazım. Tek başına Pakistanlı bir arkadaşım, tek başına Hindistanlı bir arkadaşımın yazdığı robot asla asla çalışmayacaktır. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar bu videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip ettikten sonra çanı tıklarsanız diğer videolardan da anlık haberdar olabilirsiniz. Diğer sosyal medya platformlarında da varız. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.